Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Aralık ayı ve yıllık enflasyon zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyonu 1,25 oldu. Açıklanan rakamla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da netleşti. Yani istenilen kadar zam yapılsın. Şu anda ekonomi kötü. Yani ürettiğimiz bir şey yok. Boşa para basılır, boşa para verilir yani. Bir anlamı yok o yüzden. Maşallah iyi. Daha çok katsın Allah'ım bunlara. Ne diyeyim? Benim ya, normalde asgari ücrete versene daha iyiydi. Memur işçi zaten alıyor zammını, maaşını. Asgari ücrete bakarsan az. Adamın 5 çocuğu var evde. Aldığı para belli, verdiği kira belli, doğalgazı, elektriği var. Devletin önce onları düşünmesi gerekiyor. Memurdan, işten önce. Her şeye zam yapıyor zaten. %8 zam yapıyor. %10 şeklinde zamla geri çıkıyor. Alıyor yani. Çok komik rakamlardan yapılmış bir zam bu. Şurası 400 TL mesela. Alışveriş yaptık. Yani paranın bir alım gücü zaten yok. Emekliye yaptığı zam bir şekilde doğalgaz, elektrik, su gibi paralarla tekrar zamlarla geri alacaklar yani. Enflasyon her zaman olabilir. Gelişmiş ülkelerde vardır. Ama alım güçlerinin aşağı çekilmemesi noktasında kesinlikle bir çalışma yapılmalı. Buradaki çalışma yapılacak paydaşların biri de sendikalardır. Ve sendikamızda, sendikalarla bunu oturup gerçekçi anlamda mallardaki artışlar, hizmetlerdeki artışların ortaya konup bunun üzerinden bir artışın geliştirilmesi lazım. Bir daha söylüyoruz, insan onuruna yakışır bir ücret oluşmalıdır. Mesela işte asgari ücret %21'i aşkın bir artış yaptı ama gerçekten insan onuruna yakışır bir asgari ücret midir? Bunun da tartışılması lazım. Önce insanların geçinebilecekleri en asgari ücret dediğimizin bizce en az 3500'ün üzerinde bir rakam olmalı. Onun üzerine diğerlerini ekleyebilmeliyiz diye düşünüyorum. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşti. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon %8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine %4,36 enflasyon zammı gelecek. Parasının alım gücünün arttığını görmesi lazım insanların. Yani alışveriş yaptığında, eve gittiğinde, cebine baktığında yine parasının kalması lazım. Şimdi fiyatı ben söyleyemem bunu, yani ekonomistler daha iyi bilir ama yapılan zam çok komik bir zam. Ne yapar? 200 lira para yapar. 200 lirayı ben ne yapacağım? Nasıl geçineceğim? Yani kiram var, çocuğum var, borçlarım var. Nasıl geçineceğim sence? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.